Öğretmen tahtanın başına geçmiş, tebeşirle tahtaya kocaman bir bir yazmış. Sonra da sınıftaki öğrencilere dönerek şöyle demiş. Bakın çocuklar, bu kişiliktir. Yani hayatta sahip olabileceğiniz en değerli şey. Sonra birin yanına sıfır koymuş ve şöyle demiş. Bu ise başarıdır. Başarılı bir kişilik biri 10 yapar. Sonra bir sıfır daha eklemiş. Bu tecrübedir. 10 iken 100 olursunuz. Öğretmen bir sıfır daha ekledikçe diğer bütün güzel hasletleri öğrencilere söylemeye başlamış. Yetenek, disiplin ve sevgi. Artık aklınıza hangi güzel hasletler gelirse. Öğretmen eklenen her sıfırın kişiliği kat be kat arttırdığını bu örnekteki gibi öğrencilere tek tek sıralamış. Sonra eline silgiyi almış ve en baştaki biri silmiş. Geriye ise sadece bir sürü sıfırlar kalmış. Öğretmen bütün bunlardan sonra sınıftaki öğrencilere dönerek son olarak şunu söylemiş. Unutmayın çocuklar, eğer kişiliğiniz yoksa diğerleri kocaman bir hiçtir. İnsanlar birçok yönleriyle buzdağı gibidirler. Bir insanda dış görünüşten çok daha fazla önemli yer sahibi olan karakter yapısı, yani kişiliği, tıpkı buzdağında olduğu gibi görünen yüzeyin alt tarafındaki kalan kısmında yer alır. Bir insanın hayatını yüceltebilecek olan da, batıracak olan da işte bu kısmıdır. İnsan hangi huy ve davranışlarını ön plana çıkarır ve onların yönetimine girerse hayatını bu yönde seçmiş demektir. Evet değerli dostlar, kişilikli bir şekilde karakter ortaya koyalım ve hayatımızı onurlu bir şekilde yaşayalım.